bugün kıyafetlerimizde önemli bir aksesuar olan düğmeyi konuşacağız. Düğme nerede üretilir, nasıl, çeşitleri nelerdir? Bütün bunların hepsini Form Düğme Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oktay'la konuşacağız. Hemen Mustafa Bey'e dönüyorum ve programımıza başlıyoruz. Mustafa Bey, programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Böyle düğmeler ve düğmelerin artık üretildiği malzemeleri görüyoruz. Şöyle ilginç bir boynuz. Evet. Bu sanırım koroza. Evet. Çekirdeği. Mercanlar. Sedef kabukları. Sedef kabukları. Evet. Şimdi siz kısaca bahseder misiniz? Yani düğme deyince bunları nereden alıyorsunuz? Nasıl üretiyorsunuz? Ham maddesi evet. Nereden geliyor? Böyle başlayalım isterseniz böyle ufaktan. Tabii, düğmeler birçok malzemeden yapılabiliyor. Öncelikle en başta... Bunların hepsi ham maddesi değil mi? Evet. Bunların en büyük özelliği, demin saydığınız malzemenin en büyük özelliği hepsinin doğal malzeme olması. Sentetik tamamen, değil yani. Evet. Tamamen %100. İşte bir kısmı hayvan boynuzu, bitkilerden yetişen korozo çekirdeği, denizlerden toplanan deniz kabukları. Tamamını bir araya getirdiğiniz zaman %100 geri dönüşümü olan doğal malzemeler. Hı hı. Bu sınıfın tabii en aşağılarında polyester, sentetik malzemeler de var. Onlar en alt kademede. Evet ama firmamız pazarlama stratejisi olarak bu tarz ürünleri üretmek istemiyoruz. Daha çok doğal ürünler üretimini yapıyoruz. Bunların içerisinde en meşhur olanı korozo. Şimdi hemen isterseniz elimizden şu korozo evet. Düğmesini. Evet şu gördüğünüz oradan çekirdeği beyaz olarak gördüğünüz hı hı. Şunlar da kendisinin ham maddesi. Şimdi bu korozo evet. Çekirdeği. Buradan da bu düğmesi ham madde oradan da düğme haline getiriliyor fabrikamızda. Bu tabii birçok şekiller yapılabilir. Etiket yapıyoruz, işte elcik yapıyoruz, düğme yapıyoruz. Hı-hı. Aklınıza gelen birçok ürün korozodan yapılabiliyor. Çünkü çok önemli bir aksesuar. Yani düğme olmazsa evet. Olmaz yani. Evet. Bütün ceketlerde, gömleklerde evet. Her tarafta kullanılıyor. Şimdi ilginç bir boynuz. Bu bufalo boynuzu mu? Evet, bufalo boynuzu. Bu da... Bundan nasıl düğme çıkıyor? Yani bu kadar ilginç bir yapı. Evet. Biraz anlatır mısınız? Yani ilginç. Tabii bu işin işçilik kısmı Hindistan'da genellikle yapılıyor. Biz ham madde olarak alıyoruz. Fabrikalarımızda da işliyoruz. Ama diğer malzemelere kıyasladığınızda boynuz oldukça sert ve işlemesi zor evet, bir malzeme. Dolayısıyla bayağı bir yorucu ve maliyet olarak da bizim için fazla bir ürün. En pahalısı, en değerlisi hangisi oluyor? Bufalo boynuzu. Evet, bufalo boynuzu ve inek boynuzu. Şurada gördüğünüz malzeme. O da çok nadir bulunan. Ama şunu da unutmayalım ki bu malzemelerin hepsi eti için kesilen hayvanların boynuzları. Düğme yani, için kesimi. Evet yani nesli tükenen hayvanlar kesinlikle değil. Sıkı bir kontrolden geçiyor. Evet. Aynı şekilde korozoda yine o bölgenin büyük bir geçim kaynağını. Hangi bölgede yetişiyor? Bu Orta Amerika, Ekvator bölgesinde yetişiyor. Ekvator'da. Evet ve Birleşmiş Milletler tarafından da ticareti desteklenen bir ürün. Ki oradaki yaşayan ilkel kabileler bu üründen geçimini sağladıkları zaman işte şehre dönmüyorlar. Oradaki yaşantılarını devam ettiriyorlar. Hı hı. İşte yağmur ormanlarındaki bu ağaçlar korunuyor. Bu tarz birçok faydaları var. Mustafa Bey şimdi düğmeleri ve onların hikayesini dinledik. Biraz da sizin hikayenizi dinleyelim. Nasıl başladı? Firmamız 1996 senesinde kuruldu. İlk kurulduğu zaman üretim amacıyla değil ithalatçı mantığıyla kurulduk. Almanya'nın, İtalya'nın birçok düğme fabrikalarının ve aksesuar fabrikalarının burada temsilciliğini yapıyorduk. Ancak bu süreç çok hızlı gelişti. Getirdiğimiz ürünler büyük talep görünce özellikle korozo düğmeler. İlk önce bir boyahane kurduk. Daha sonra boyahane yetmedi ve neticede 2000'li yılların başında üretime geçtik. Üretime geçtiğimizde tabii ufak ölçekli başlamıştık. Ama işte farklı koleksiyonlar yapıyor olmamız ve doğal malzemelere son yıllarda artan taleple beraber bizim satışlarımız çok fazla oldu. Ve 2008-2009 yıllarında şu anda bulunduğumuz Esenyurt'taki 6000 metrekarelik yeni modern fabrikamıza taşındık. Burada tabii mekanın verdiği genişlikle birçok yeni makineler aldık ve üretim kapasitemizi modern makinelerle daha çok çeşitlendirdik. Firmamızın en büyük özelliği farklı koleksiyonlar yapıyor olmamız. Her markaya senede en az 2 kere onların özel tasarımlarıyla, logolarıyla düğme modelleri yapıyoruz. Bu da özellikle designerların tarafından çok beğeni topluyor ve bizim satışlarımızı da direkt olarak arttırabiliyor. Yılda Mustafa Bey ne kadar düğme üretiyorsunuz ve bunun ne kadarı ihracat? 2012 senesindeki satışlarımız 2011'e göre %15 oranında arttı. Bu hedeflediğimiz bir rakamdı. Dünyanın içinde bulunduğu duruma değerlendirdiğimiz zaman bizim için büyük bir başarı. Ortalama bu sene 350 milyon adet civarında bir düğme üretimimiz oldu. Bu üretimin şu andan halen hazırda yine büyük bir kısmı iç piyasa satışları. Ama uzun vadede firmamızın ihracatı arttırma yönünde bir politikası var.
Eskiden %5, %10 civarında olan ihracat oranları bugün %20-25 civarlarına geldi. 2013 senesinde bunu %30'lara kadar çekmek için çalışmalarımız var. İhracat yaptığımız ülkelerin en başında İtalya, İngiltere, Hindistan, Bangladeş, Kuzey Afrika ülkeleri, hatta Çin bile müşterilerimizin arasında. Çin'e mal satıyorsunuz, tabii. Çok ilginç. Çünkü Çin genelde bize daha ucuz kalitede, demin bahsettiğimiz polyester, sentetik ürünleri veriyor ama bizim ürettiğimiz kaliteli düğmeleri şu anda halen yapamıyorlar ve bizden talep ediyorlar. Sizden alıyorlar. Böyle bir çalışmamız var. Yurt dışı yatırımlarınız var mı Mustafa Bey? Evet, yurt dışıyla da ilgileniyoruz. 2009 senesinde İtalya'nın en büyük düğme fabrikalarından birini satın aldık. Bu fabrika bizim önceden ürün aldığımız bir fabrikaydı ama yaşanan krizle beraber onlar da kapanmak zorunda kaldılar. Ve firma yetkilileri bizimle anlaştılar. Biz bütün tesisi bu fabrikamıza getirdik. Tabii onların know-how'ını, teknolojisini de buraya aldık. Kendileri buraya sık sık geliyorlar. Bize teknoloji transferinde yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda mevcut müşterilerine, Amerika olsun, Avrupa'daki birçok müşterileri için de düğmeleri bizden alıp biz ihracatımızı da o vesileyle arttırmış oluyoruz. Burada en önemli ürün bakalit urea dediğimiz düğme. Şu anda Türkiye'de üretimi olmayan ve bizim tarafımızdan yapılan çok değişik teknolojik bir düğmedir kendisi. Peki Mustafa Bey, sektördeki hedefleriniz ne? Yani hangi noktalara ulaşmak istiyorsunuz önümüzdeki yıllarda? Sizi nerelerde göreceğiz? Evet. Şimdi tabii firmamız yaklaşık 10 senelik imalatçılık süresinde büyük bir çıkış yaptı. Şu ana kadar çok güzel bir gelişme gösterdik. Amacımız bundan sonraki dönemde bu hızımızı devam ettirmek. Ama biraz daha taşları yerine oturtarak yavaş yavaş ve özellikle uluslararası alanda büyümek istiyoruz. Türkiye'de kendimize göre belli bir yere geldik. Artık bundan sonra yurt dışı piyasada işte oradaki firmalarla bir takım acentalık görüşmeleri yaparak, işte distribütörlük anlaşmaları yaparak uluslararası alanda daha çok büyümek istiyoruz.